Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Peygamberimizden naklen bildirildiğine göre şöyle buyurmuştur. Beni İsrail zamanında bir rahip vardı. Şeytan bir genç kıza kast ederek onu boğar. Sonra da ailesine kızlarını rahibin tedavi edebileceğine inandırır. Ailesi de kızı rahibe götürür. Rahip önce kızı tedavi etmeye yanaşmaz. Fakat ailesinin ısrarlarına dayanamayarak kabul eder. Tedavi için kız rahibin yanında bulunduğu sırada şeytan hemen rahibe koşar. Onu kızın ırzına geçmeye teşvik eder. Rahip bir müddet direnir ve sonunda şeytana yenilir ve hastasının yüzüne geçer ve genç kız sıra kalır. Bunun üzerine şeytan rahibe yeniden sokularak der ki kızın ailesi yakında gelir, durumu öğrenirler. Eğer durumu öğrenirlerse rezil olursun. En iyisi onu öldür. Ailesi sorarlarsa kızımızı öldürtersin. Rahip şeytanın terkinini kabul eder ve genç kızı öldürerek yüz yüzü döner. Bu sırada şeytan yine bozulur. Hemen genç kızın ailesine koşar. Rahip kızınızı önce geri bıraktı, sonra da öldürüp yüz yüze gömdü diye olup biteni onlara anlatır. Kalplerine vesvesesini verir. Bunun üzerine kızın yakınları rahibe koşarlar. Kız nerede diye sorar. Rahip şeytan bir cevabı verir ve öldü der. Duruma gelmeden önce, daha önce şeytandan öğrenmiş olan kızın yakınları rahibi yakalayıp götürürler. Kızlarına karşı onu öldürmeye karar verirler. Bu sırada şeytan hemen rahibe koşar. Kızın boğulmasına ben sebep oldum. Onu sana getirmelerini tavsiye eden de benim. Şimdi de benim dediklerimi yaparsan seni onların ellerinden kurtaracağım. Can korkusuna düşen rahip ne yapmak istiyorsun diye sorar. Şeytan bana iki kere secde edersin der. Çaresiz rahip şeytanın teklifini kabul eder. Ederek ona üst üste iki secde yapar. Her şeyi istediği gibi sonuçlandıran şeytan ikinci secdeden başı kaldıran rahibe son sözlerini söyler. Seninle artık hiçbir ilgin yok der ve kaybolur. Kulu Allah Celle Celaluhu bu hususta hakkını şöyle buyurmuştur. Haşr suresi. Yahudiler savaşta kışkırtan münafıkların sözleri tıpkı şeytanın tutumu gibidir. Hani şeytan insana önce küfret demiş de insan küfredince ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım demişti. Haşr suresi. Evet. Şeytanın düşmanlığı 16. konuyu okumaya devam edeceğiz. Başka bir sefer şey bu ismanı değil.